DRTP Aksaray programından hepinize sevgiler, selamlar sevgili seyirciler. Bu çocuk yine ne kılığa girdi diyebilirsiniz. Şu anda Helvadere'deyiz. Programımızın bu bölümünde sizlere Helvadere'den sesleneceğiz. Ve gördüğünüz gibi arı kovanlarının yanındayım. Bu kıyafeti o yüzden giydim. Şu anda çok tedirginim. Gözümün önünde arılar dolanıyor. Programımızda arkanıza yaslanın. Helvadere'de arıcılık, çilek tarlaları, Hasan Dağ'ın muhteşem güzelliğini Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarındaki programımız farkıyla ekranlarınıza getiriyoruz. Sevgili seyirciler, Helvadere'deki ilk durağımız Sinan Kocabaş'ın arıları. Gördüğünüz gibi arılar sahibini tanır dedi. Böyle Sinan abim hiçbir koruma giymedi. Böyle çıktı, aralarda falan geziniyor. Onları da getireceğiz ekranlarınıza. Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi seni kısaca bir tanıyalım. Ben Sinan Kocabaş, Helvadere kasabasında arıcılık ve çilek işiyle uğraşıyorum. Bu gördüğünüz petek, suni taktığımız petek. Bu da karakovan dediğimiz. Karakovan dediğimiz peteğini kendi yaptı. Bu da tekli, bütçesine göre tekli karakovan peteğimiz. Muhtarım senin burada kaç tane kovan var? 80. Her birinde kaç arı var? Bal döneminde en az 70-80 bin, 100 bine kadar mevcut olur bir kovanda. 100 bin desek şu an burada 800 bin arı var. Evet. Maşallah. Şu karakovana bir bakabilir miyim? Şu mu? Yok, karakovan bu. Sevgili seyirciler, o internette meşhur karakovan balları, İşte kavanozu şu fiyata satılıyor dedikleri balın şeyi bu. Bu şekilde takıyoruz. Arı kendisi işliyor. Nasıl işliyor? Bunu arı terinden oluşturur peteği. Terinden petek örer. Daha sonra içine de bal dolduruyor. İçine bal mevsiminde bal bulduğu zaman bal doldu. Bulamazsa boş kalır. Ben mesela geçen sene buna bal bulamamış, peteği gözlemiş, boş kalmış. Yani gerçekten çok çalışkan hayvanlar sevgili seyirciler. Arılar için bulunmaz bir mekan. Böyle sağ tarafımda heybetiyle Hasan Dağı, etrafta çeşit çeşit çiçekler, ağaçlar. Muhtarım ne tür ağaçlar var burada? Burada meşe var, alıç var, yabani erik var. Mesela gece sıcaklığıyla gündüz sıcaklığı yarı yarıya olduğu zaman, gece sıcaklığı gündüz 35 ise, gece de 18 ise meşeden bile arı bal alır. Yani gerçekten böyle tam yerindeler. Yani şu an arı olmak vardı. Böyle rahat rahat gezip ağırlıklı dolaşıyorlar. Bölgemizde keven çok olduğu için kevenden ağırlıklı alıyor. Ben Sinan abime çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, bizleri sevindirdiniz, onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, DRTP Aksaray programı asıl şimdi başlıyor. Sıkı tutunun, sizleri doğayla baş başa bırakıyoruz. Sevgili seyirciler, DRTP Aksaray programında bu hafta sizlere Helvadere'den sesleniyoruz. Helvadere deyince akla son zamanlarda çileğiyle meşhur olan bir yer geliyor. Ve biz de şu anda bir çilek tarlasındayız. Önüm, arkam, her taraf böyle yemyeşil. Şu anda adeta cennette bir yerde gibiyim sevgili seyirciler. Sol tarafımda o heybetiyle bizleri karşılayan Hasan Dağı. Etrafımda kıpkırmızı, böyle nefis kokusuyla insanın başını döndüren çilekler var. Şöyle hemen bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Helvadere'ye geldiğinizde Helvadere'nin suyundan için, burada hayvancılıkla uğraşan insanlardan koyun sütü, inek sütü alın. Çilek tarlalarına gelin ve böyle dalından organik kendiniz toplayın, kendiniz yiyin. Burada böyle bir sistem var ve şu anda biz o tarlalardan bir tanesindeyiz. Buraya yolunuz düştüğünde böyle tam mevsimini kaçırmadan şu mevsimlerde Mayıs-Haziran gibi hasat döneminde bu muhteşem çilekleri tatmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Programımız devam ediyor.
Sevgili seyirciler, Hasan Dağı'nın eteğinde muhtarımızın çok güzel bir çilek tarlası var. Biz çilek tarlasını şöyle bir turladık. Buraya Aksaray'dan veya il dışından misafirler geliyor. Doğal ortamda kendi elleriyle çileklerini topluyorlar. Kendileri afiyetle burada oturup yiyorlar. Şu anda o misafirlerden bir tanesiyle beraberiz. Merhabalar. Merhabalar. Sizi şöyle kısaca bir tanıyalım mı? Şerife Koçak, Collins Fabrikası'nda çalışıyorum. Burada oturuyoruz Aksaray'da. İşte hafta sonlarında ya da hafta içi tatillerimizde gelip burada çileklerimizi topluyoruz. Açık havada hava alıyoruz. Hasan Dağı'nın eteğinde oturup pikniğimizi yapıyoruz. Peki nasıl buldunuz ortamı? Böyle Hasan Dağı'nın eteğinde serin havası, tertemiz böyle doğasıyla böyle organik çilekler çıkmış. Siz de maşallah bir kasa toplamışsınız. Evet, çok güzel çünkü çilekler de çok tatlı. Her zaman bu ortamı bulamıyoruz. Öncelikle bizim muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz bize bu güzel ortamı tanıttığı için, bizim için hizmet verdiği için. Yani çok mutluyuz. Peki şöyle çilekten anlıyor musunuz diye bir tane tadına bakmak istiyorum. Sevgili seyirciler, size de şöyle göstermek istiyorum. Çilekler çok tatlı. Yani o çilek kokusunu, doğallığı böyle tadından, kokusundan, renginden anlayabiliyorsunuz. Şu anda ablamdan rica ettim. Bir tanesini ben onların topladığı hazır böyle gelip beleşik gibi konacağım çileklerine. Aksaray'da ikamet eden tüm hemşehrilerimizi, Aksaray'ın en güzel köylerinden, kasabalarından bir tanesi olan Helvadere'ye 8000 yıllık Hasan Dağı'nın eteklerindeki bu muhteşem tadı tatmaya davet ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Helvadere'deki turumuz tüm hızıyla devam ederken muhtarımızın ağılına geldik ve şu anda muhtarımızın eşi koyun sağıyor. Teyzeciğim merhaba. Bize bu işlemi bir anlatabilir misin? Ben yeni belliyorum, bilmiyorum ki. Yalnız sevgili seyirciler, şu anda koyunumuz çok huysuz. Kendini sağdırmıyor. Toplam ne kadar süt çıkar teyze? Vallahi yarım kilo ne çıkar oldu mu? Evet, yeteri kadar olursa yarım kilo kadar süt çıkar. Yarım litre daha doğrusu süt çıkar dedi teyzeciğim. Teyzeciğim kolay gelsin. Sevgili seyirciler, Helvadere deyince bir Aksaraylı'nın aklına direkt Helvadere suyu gelir. Ta Aksaray'dan böyle 30 kilometre gelirler. Hasan Dağı'ndan akan o tertemiz buz gibi suyu merkezdeki bu çeşmeden doldururlar. Efendim? Gar suyu, gar. Gar suyu diyor bak. Senin adın ne halam? Adımı Didik. Ne dedin? Döne. Adı Döne, Döne halamla birlikteyiz. Sevgili seyirciler, burada bu çeşmenin hemen yan tarafında Helvadere'nin temiz yürekli insanları, böyle çalışkan kadınları bahçesinde ürettiği böyle ürünleri geliyorlar burada satıyorlar. Nerede? Ne dedin teyzem? Ben ona diyorum. Ona mı diyorsun? Döne halam çok konuşkan. Evet, şu anda da gördüğünüz gibi bir alışveriş var sevgili seyirciler. Ne satıyorsunuz? Marul getirdim, çilek getirdim ve dağ kekiği getirdim. Bunlar. Evet, marul, çilek, dağ kekiği ne ararsanız var sevgili seyirciler. Sizler de yolunuz Helvadere'ye düşerse bu sokak pazarı mı desek artık köy pazarı mı desek buraya gelebilirsiniz halk pazarına. Ablalarımdan böyle gelip alışveriş yapabilir, onların aile ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. İlla bir şey almanız şart değil. Gelin böyle sohbet edin. Gördüğünüz gibi çok böyle misafirperverler, tadına bakın diyorlar ve hemen bakacağım. Evet, gördüğünüz gibi biraz önce de çilek tarlasındaydık ve yine bir çilek. Helvadere artık çilekle özdeşen bir kasaba hal olma yolunda ilerliyor sevgili seyirciler. Halam çok teşekkürler. Sağ ol. Afiyet olsun. Kaç yaşındasın sen? Yaşım hiç bilmiyorum ben. 80 var mısın? Varım, yok mu? Varım. Sen ne satıyorsun burada? Neler getirdin? Bunlar görmüştüm. Tamam bir say canım. Görüyoruz onları da bir say. Çilek, çilek, oradan elma kurusu, pekmez, marul. Maşallah yok yok dereotu, marul, maydanoz, elma kurusu her bir şey var sevgili seyirciler. Hafta sonu burada yine atsanız yere düşmüyor. Hepimiz var
Bak pekmez var diyorlar. Ne kadar bu pekmez? Kilosunu 25 liradan veriyoruz. Ama doğal yani değer sevgili seyirciler. Şu anda gerçekten çok güzel görünüyor. Helva Dere'deki turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Aydın olan sallan gel, yuvarlan da gel. Ağabeyim konağını fırlan da gel. Kurban olan tatlı tatlı dillere vay. Afistan'ın süpürüyor yerleri vay. Dere Tepe Aksaray programının bu bölümde sonuna geldik sevgili seyirciler. Sizlere bu hafta doğasıyla, yeşilliğiyle, manzarasıyla Aksaray'ın incilerinden, Helvadere kasabasından seslendik. Haftaya Aksaray'ın başka bir noktasında görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın efendim.